Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ının dıtada ifadesine göz atacağız. Dıtada daha önceki derslerde görmüştük. Got gatta ile aynı anlama geliyor. Yani şöyle gibi. Şöyle şöyle gibi derken dıtadayı kullanıyoruz. Peki kullanımı nasıl? In var, nın var. Bazen l de getiriyoruz hatta. Şöyle fiillerle ve sıfatlarla kullanılıyor. Eğer fiilimiz geçmiş zaman anlamında kullanıyorsak ne getireceğiz? İn ya da sadece ne getiriyoruz? Ünlüyle bitiyorsa ne getiriyoruz? Ünsüzle bitiyorsa da ın getiriyoruz. Bu geçmiş zaman anlamı katıyor. Mesela örneklerimizde var. Çulbarhada yola çıkmak demektir. Çulbarhandıt heyo derken yola çıkmış gibi, yani yola çıkmış galiba anlamı katıyor. Eğer geçmiş zamanda kullanılıyorsa bunu mış galiba şeklinde çevirebiliyoruz. Eğer şimdiki zamanda kullanmak istiyorsak nasıl kullanacağız? Şimdiki zamanda nın getiriyoruz. Bunu da yor galiba şeklinde çevireceğiz. Mesela çanındıteo ifadesi uyuyor galiba. Yani şu anda öyle galiba. Şimdiki zaman anlamında kullanılıyor. Şimdi bir de gelecek zamana bakalım. Ya ıl getiriyoruz ya l getiriyoruz sadece. Neye göre getiriyoruz? Eğer ünlüyle bitiyorsa sadece l'yi getiriyoruz. Eğer ünsüzle bitiyorsa ıl getiriyoruz. Burada piga oda ifadesi var. Piga oldu tamnida. Yağmur yağacak gibi. Yağmur yağacak galiba. Burada ol sadece L harfi getirilmiş. Yağmur yağacak galiba. Şimdi fiillerle kullanım bu şekilde. Sıfatlarla kullanırken de ya ın ya da N getiriyoruz. Yine ünlü ve ünsüzle bitme durumuna göre ya da ıl ya da L getiriyoruz. Mesela burada manta var. Manındıtanikka demiş. Manındıtanikka çok manta olduğu için ın getiriyoruz. Ünsüzle bittiği için çok gibi diye çeviriyoruz. Çok gibi. Daha sonra oryol dıtaneo ifadesine göz atalım. Oryop da zor demekti. Oryol dıtaneo zor olacak gibi. Burada da gelecek zaman anlamında sıfatlarla kullanılmış. Evet, kullanım bu şekilde. Şimdi örneklerimize geçebiliriz. Nanın Nının gosul bonika nıçamıl çanın dıteyo. Geç kalmasına bakılırsa kalıyor gibi. Yani fazla uyuyor gibi. Fazla uyumuş gibi deriz biz. Nıçamıl çada geç uyanmak, uyuyakalmak anlamında kullanılıyor. Çonarıl ampanneyo telefonu açmıyormuş. İmi çurbarhandı teo. Telefon açmıyor ya diye de çevirebiliriz. İmi çoktan çurbarhada yola çıkmak demekti. Yola çıkmış galiba. Geçmiş zamanda kullanılıyor. Üstteki şimdiki zamanda bu geçmiş zamanda fiillerle kullanımı. Johante'nin çogunmanın dıtanikka çogunmancı seyo. Benim için bu birazcık fazla gibi. O yüzden bana az verin. Çogunman azıcık verin. Yemek için bu şekilde kullanabiliriz. Naşiga hırıngosır bonika piga oldu tamnida. Havanın kapalı olduğuna bakınca yağmur yağacak gibi. Piga oldu tamnida. İriymanaso onar cönükkaci gınnegiga oryoldu taneyo. İş çok olduğu için bugün akşama kadar bitirilmesi zor olacak gibi. Zor olacak galiba. Evet, bu şekilde şöyle şöyle gibi, şöyle olacak gibi ya da oluyor gibi, şöyle gibi derken gibi galiba anlamında dıtadayı kullanabiliyoruz. Evet, bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan soruları mutlaka sorun. Hoşça kalın.